Görsel programlama. Bilgisayar yazılımları çeşitli formlarda bulunurlar. Konsol uygulamaları, arka planda çalışan servisler, yazılım ihtiyaç duyduğu kütüphaneler, sunucudan veri çeken ve veri gönderen API, mobil servisler, web servisleri, web uygulamaları, görsel arayüze sahip masaüstü yazılımları bu formlara örnek olarak sayılabilir. Siyah ekranda çalışan konsol uygulamaları görsel hiçbir öğe barındırmayan son derece sade bir ekran ile kullanıcı ile etkileşime girmektedir. Konsol arayüzünde kullanıcıdan veri alınmakta ve program çıktıları yine sade ekran üzerinde kullanıcıya gösterilmektedir. Konsol uygulamalarını kullanabilmek için uygulamanın komutlarını ve aldığı parametreleri ezberlemek gerekir. Sade arayüz üzerinde çalışması, minimum sistem kaynağı tüketmesi, konsol uygulamalarının avantajları olarak sayılabilir. Öte yandan çok sayıda komut ve bunların aldığı parametreleri ezberlemek, konsol uygulamalarının dezavantajları arasındadır. Konsol arayüzünde aynı anda genellikle tek bir uygulama çalıştırılabilir. Çalıştırılan uygulamanın sonlanmasının ardından diğer uygulama çalıştırılabilir. Bu durum konsol arayüzünün dezavantajları arasında sayılmaktadır. Kullanıcının konsol ekranında çalıştırdığı uygulamaların dışında bazı uygulamaların sistem açıldığında otomatik başlatılıp arka planda sürekli çalışıyor olması gerekir. Bunlar servis yazılımı veya kısaca servis olarak isimlendirilen uygulamalardır. Bilgisayar açılırken çalışması verilince veya kapanırken arka planda çalışması gereken servisler konsol üzerinden durdurulup başlatılabilir. Son kullanıcının yazılımı kullanırken uygulamayla daha fazla etkileşime girmesini sağlayan form elemanlarına sahip grafiksel kullanıcı arayüzü pencereler kullanılır. Görsel açıdan zengin arayüze sahip üzerinde form ve form bileşenlerinin yer aldığı modern görünümde yazılımlar görsel programlama bileşenleri ile geliştirilir. Görsel programlama pencere dediğimiz formlar ve form üzerine çeşitli işlevlere sahip form kontrolleri ile yapılır. Grafiksel arayüz çerçeveleri. C# ile Windows üzerinde grafiksel ara birime sahip yazılımlar geliştirebilmek için .NET mimarisi, Windows Forms ve Windows Presentation Foundation grafiksel arayüz çerçevelerini sunmaktadır. Bu iki grafiksel arayüz çerçevesinin birbirine göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Windows Form, Windows masaüstü uygulamaları oluşturmayı sağlayan kullanıcı arayüzü çerçevesidir. 2012 yılında kullanıma sunuldu. Windows Forms uygulamaları, Windows kullanıcılarına aşina oldukları ve kullanması kolay bir grafik arayüzü sunar. Windows Forms, .NET ile etkileşimli ve grafiksel açıdan zengin uygulama geliştirmeyi sağlar. WinForms'un özellikleri. WinForms görsel form elemanlarını oluşturmak için Windows API kullanır. WinForms ile uygulama geliştirmek son derece kolaydır. Form elemanlarının form üzerine sürüklenip bırakmasıyla arzulanan form tasarımları kolayca oluşturulur. Form üzerindeki herhangi bir form elemanını hizalamak, boyutlandırmak, sıralamak son derece kolaydır. WinForms ile tasarım yapabilmek için haricen herhangi bir ara birim, işaretleme dili ve benzeri bilmek gerekmez. WinForms metodolojisinin kullanımı kolaylığı uygulamalarının daha hızlı geliştirmesini sağlar. Bu sebeple küçük ölçekli uygulamalar için ve programlamaya yeni başlayanlar için idealdir. WinForms ile kontrollerin özelleştirilmesi daha zordur. Ayrıca uygulama büyüdükçe projenin ölçeklemesi ve yönetimi zorlaşır. WinForms teknolojisinin grafik ve animasyon kalitesi düşüktür. WinForms daha az belleğe ihtiyaç duyar. WPF grafik çerçevesinin özellikleri. WPF 2016 yılında tanıtılmıştır. WinForms'a göre daha yeni ve mevcut standartlara daha uyumludur. Büyük çaplı ve kurumsal uygulamalar için idealdir. WPF form uygulamaları DirectX tabanlıdır. Donanım hızlandırma kullanır. WPF teknolojisi vektör tabanlı grafik kullanır. Bu sayede çözünürlük açısından daha kaliteli grafik ve animasyon desteği sunar. WPF teknolojisi uygulamanın tasarım ve işlevini birbirinden ayırmak için XML işaretleme dilini kullanır. Bu sebeple WPF ile uygulama geliştirmek için XML
dilini bilmek gerekir. WPF ile daha karmaşık özelleştirilebilir, ölçeklenebilir ve esnek yazılımlar geliştirilebilir. WPF ile daha tutarlı ve kararlı uygulama geliştirilir fakat öğrenmesi zaman alır. WPF grafik çerçevesi etkili veri bağlama özelliklerini destekler. Bu iki teknolojiye ilave olarak Microsoft tüm platformlarda uygulama geliştirmesini sağlayan evrensel Windows platformu arayüz çerçevesini duyurmuştur. Görsel programlama yapabilmek için Microsoft tarafından geliştirilen Visual Studio, 2022 yılında JetBrains tarafından geliştirilen Radar kodlama editörleri, Environment bütünleşik geliştirme kullanılabilir. Visual Studio ile görsel programlama. Görsel programlama yaparken ihtiyaç duyulan panellerden bir kısmı, araç kutusu, tasarım ekranı, hata listesi, çözüm gözgünü, özellikler paneli. Tasarımcı ekranı. Proje ilk açıldığında tasarımcı ekranı gözükmüyorsa veya kod ekranından tekrar tasarımcı ekranına dönmek için görünüm menüsündeki tasarımcı alt menüsü tıklanmalı veya Shift artı F7 tuşlarına basılmalıdır. Araç kutusu. Araç kutusu paneli ekranda görünmüyorsa üst taraftaki görünüm menüsünde listelenen araç kutusu alt menüsü tıklanmalı veya Ctrl artı Alt X tuşlarına basılmalıdır. Araç kutusunda form elemanları çift tıklanarak veya sürükleyip bırakarak forma yerleştirilir. Araç kutusu paneli varsayılan olarak gizlidir. Yani araç kutusu paneli ekranda yalnızca seçildiği zaman görüntülenmekte ve diğer zamanlarda otomatik gizlenmektedir. Visual Studio tasarımcı ekranında araç kutusu panelinin sürekli gözükmesi için panelin sağ tarafında bulunan otomatik gizli butonu tıklanmalıdır. Böylece araç kutusu paneli editörün sol tarafında sürekli görünür olacaktır. Kod ekranı. WinForms ile tasarlanan uygulamanın kodları kod ekranındaki editörde yazılır. Form üzerinde herhangi bir elemana veya forma çift tıklanmasıyla kod ekranı açılacaktır. Görünüm menüsünde kod alt menüsüne tıklayarak veya F7 tuşuna basarak da kod ekranına geçiş yapılabilir. Kod ekranına erişmek için bir diğer yöntem editörün sağ tarafında yer alan çözüm gezgini panelinde form1.cs dosyasına sağ tıklamak ve açılan menüde kodu görüntülü alt menüsüne tıklamaktır. Visual Studio ile uygulama geliştirirken çözüm ve proje kavramları bilinmelidir. Çözüm bir veya birden fazla projeyi barındıran en geniş kapsamlı dosyalama yapısıdır. Bir çözüm içerisinde birden fazla proje yer alabilir. Yeni bir çözüm oluşturulduğunda o çözüme verilen isim de bir projede otomatik olarak oluşturulur. Çözüm gözgünlüğü editörde gözükmüyorsa görünüm ok çözüm gezgini menülerine tıklayarak veya Ctrl artı Alt artı L tuşlarına basılarak editörde görünür hale getirilir. Çözüm gözgünü editörün sağ tarafında yer alır. Ctrl Alt L tuşlarına aynı anda basarak. Çözüm gezgini. Çözüm gezgini panelinde oluşturulan çözüme ait projeler, projelere ait formların tasarım ve kod dosyaları listelenir. C# dilinde bir sınıf oluşturulduğunda sınıfın kaynak kodları tek bir dosyada olmak zorunda değildir. Sınıfın kaynak kodları istenirse birden fazla kaynak kod dosyasına ayrılabilir. Bu özellik kısmi sınıf olarak bilinir. Bu durumda her bir kaynak kod dosyasının başında partial class sınıf adı biçiminde anahtar kelimesi gelmelidir. WinForms uygulaması açıldığında çözüm gözgününde form1.cs, form1.designer.cs ve program.cs isimli 3 tane C# kaynak kod dosyası olduğu görülecektir. Form1 sınıfının kaynak kodları form1.cs ve form1.designer.cs kısmi sınıf dosyalarına ayrılmıştır. Form1.cs kaynak kod dosyasında form olaylarının kodları ve formun kontrollerini başlatan initialize component metodu yer almaktadır. Form.designer.cs kaynak kod dosyası ise formun görsel kontrolleri ile ilgili kodları içerir. Form.designer.cs dosyası Windows Form tasarımcısı tarafından otomatik olarak oluşturulduğu için yeni öğrenenlerin bu dosyaya çok dokunmaması tavsiye edilir. Özellikler paneli. Formun veya formda seçili bileşenin özelliklerini ayarlamak için özellikler paneli kullanılır. Görünmüyorsa bileşene sağ tıklayıp açılan menüde özellikler tıklanmalıdır. Bir diğer yönetim görünüm
Özellikler penceresi menülerine tıklamaktır. Özellikler penceresi tasarımcı ekranı aktifken gözükür. Tasarımcı ekranında seçili form veya form kontrolüne göre özellikler panelinin içeriği de değişmektedir. Hata listesi paneli. Kaynak kodda bir hata olması durumunda ilgili hata bu panelde gösterilecektir. Panel görünmüyorsa görünüm hata listesi menülerine tıklanarak açılabilir. Panelde listelenen hataya tıklandığında kod ekranında ilgili satır görüntülenecektir. Ünite 2 formlar. Formlar bir uygulamanın görünen yüzüdür. Penceredeki her şey formun üzerine yerleştirilir, hizalanır ve boyutlandırılır. Formlar kullanıcıya zengin ve etkileşimli bir arayüz sunar. Uygulamalar bir veya daha fazla form barındırırlar. Bir formdan diğeri açılabilir veya kapatılabilir. Formların görünüm, konum, ebat gibi çeşitli özellikleri bulunur. Formun sağ üst tarafında simge durumuna küçül, tam ekran yap ve kapama butonlarının biri veya tamamı gizlenebilir veya gösterilebilir. Form istenildiğinde pasif yapılabilir ve üzerindeki kontrollere erişim kısıtlanabilir. Formlar taşınabilir, boyutlandırılabilir, ana arayüz elemanıdır. Kullanılan formlarla etkileşimi için çeşitli olaylar tanımlanmıştır. Örneğin kullanıcı forma tıklandığında, çift tıklandığında, formu taşıdığında, boyutlandırıldığında, fare ile formun üzerine gelindiğinde, forma bir nesneyi sürükleyip bıraktığında, forma bir şey yazdığında, ne yapılacağı ayrı birer olay olarak önceden tanımlanmıştır. Geliştirici ihtiyaca göre tanımlı olayların metoduna kodlarını yazarak o olay meydana geldiğinde neler yapılacağını belirler. Formlar Windows masaüstü uygulamaları oluşturmak için kullanılan arayüzlerdir. Bir başka ifadeyle formlar uygulamaların görünen yüzüdür. Diğer bütün kontroller formun üzerinde yer alırlar. Formlar bu işleviyle modern ve kullanıcı erişimli arayüz oluşturulmasını sağlar. Form kontrolleri formun üzerine sürükle bırak yöntemiyle veya çift tıklanarak yerleştirilir. Formlar pencere veya bilgilendirme mesajı veren iletişim kutusu şeklinde olabilir. Form sınıfı System.Windows kütüphanesinin bir üyesidir. Formlar uygulamanın çalıştığı bilgisayarın donanım ve dosyalarına erişebilir. Bu sayede bilgisayar kaynakları görüntülenebilir ve kontrol edilebilir. Formun özellik ve etkileşim için kullanılacak olayları önceden tanımlıdır. Bunlara erişmek için nokta notasyonu kullanılır. Form türleri. Visual Studio'da yeni bir WinForms uygulaması oluşturulduğunda projede görseldeki resimdeki gibi tek bir form yer alacaktır. Tek formdan oluşan uygulamaya tekli belge form arayüzü denir. Tek formdan oluşan uygulamaya tekli belge arayüzü denir. Eğer uygulama birden fazla form içeriyorsa bu durumda çok belgeli arayüz olarak bilinir. Çok belgeli formlu arayüz olarak bilinir. Çok formlu uygulamalarda diğer formları çağıran ana forma ebeveyn form, çağrılan formlara ise çocuk form denir. Çok formlu uygulamalarda her bir form kendi penceresinde ve kendine ait kontrollerle çalışır. Farklı işlevler farklı formlara ayrıldığında uygulamanın geliştirilmesi ve yönetimi kolaylaşır. Form özellikleri. Görselde görüntülenen ilk formun adı varsayılan olarak Form 1'dir. Formun adı başlığı, arka plan rengi, formun kaynak kod dosyasında nasıl isimlendirileceği gibi bütün form özellikleri editörün sağ alt tarafında yer alır. Özellikler panelinde görüntülenebilir ve bu özelliklere ait ayarlar buradan değiştirilir. Tasarım ekranı aktifken istenilen formun üzerinde fareye sağ tıklanıp çıkan menüde özellikler seçeneği tıklandığında sağ alt köşede özellikler panelinde forma ait özellikler açılır. Bir diğer yöntem ise çözüm gezgininde bir forma sağ tıklandığında açılan menüde yine özellikler seçeneğine tıklamaktır. Özellikler paneli formun özellikler ve olaylarını listeler. Ayarlar butonu form özelliklerini listelerken yıldırım butonu form olaylarını görüntüler. Form özelliklerini alfabetik sıraya listelemek için A'dan Z'ye aşağıya ok butonuna basılmalıdır. Kategorik olarak listelemek için ise artı işareti çubuk düz çubuklar aşağıya sıra sıra butonuna basılmalıdır. En çok kullanılan özellikler. Tablo 1'de verilen özelliklerin çoğu diğer form kontrollerinde de kullanılmaktadır. Neredeyse bütün form kontrollerinin bkeyler özelliği bulunmaktadır. Form özellikleri name. Formun kod içerisinde çağrılacağı isim ayarlanır.
Tix, formun başlığında görüntülenecek metin ayarlanır. Set Button, formda Enter tuşuna basıldığında çalışacak buton ayarlanır. Forma butonlar eklendiğinde eklenen butonlar burada listelenecektir. Allow Drop, forma bir şeyin sürüklenip bırakılmasına izin verir. True veya False değerlerini alır. Out Scale Mat, formun ölçeklenme modu. DPI, ölçekleme ekran çözünürlüğüne göre ayarlanır. Font, yazı tipinin boyutlarına göre ölçekleme yapılır. Inherit, çocuk formları için ebeveyn sınıf ölçeklenme modu esas alınır. Nine, otomatik ölçeklendirme devre dışı bırakılır. Add Scroll, kontroller forma sığmadığında yatay dikey kaydırma çubuklarının formda gösterilme ayarı true veya false değerini alır. Add Size, forma yeni kontroller eklendiğinde bu kontrollerin forma sığması için formun otomatik boyutlandırma ayarı true veya false değerini alır. Add Size Mode, uygulama çalışırken form boyutunun değişebilmesi tam ekran boyutu hariç ayarı. Grow Only değişebilir. Grab and Shrink değişemez. Back Color, formun arka plan renk ayarı. Background Ledge, formun arka planını kaplayacak resim buradan belirtilir. Background Detail, formun arka plan resminin döşenme ayarı. None, arka plan resmi kullanılmaz. Tile, arka plan resmi forma döşenir. Center, arka plan resmi forma ortalanır. Stretch, arka plan resmi form boyutlarından küçükse forma sığacak şekilde gerilir. Zoom, arka plan resmi form boyutlarından küçükse forma sığacak şekilde büyütülür. Cancel Button, form aktifken Ask butonuna basıldığında çalışacak buton belirlenir. Cases Validation, form veya form kontrollerindeki veriyi doğrulama işlemlerinde kullanılır. Context Man Strip, forma sağ tıklandığında bir menü gösterilecekse buradan ayarlanır. Bunun için öncelikle bir Context Man Strip kontrolü forma eklenmeli ve alt menüleri belirtilmelidir. Control Box, formun sağ üst köşesinde minimize etme, tam ekran yapma ve kapatma butonlarının gösterilip gösterilmeme ayarı varsayılan gösterilir. True veya false değerini alır. Cursor, formun üzerinde gösterilecek fare imici ayarı. Enable, formun aktif pasiflik ayarı. Form pasifleştirilirse üzerindeki kontroller de pasif olacaktır. Font, formdaki metinlerin fontu belirlenir. Fog Color, form metinlerinin rengi belirlenir. Form Border Stay, formun pencere biçimi belirlenir. None, pencere çerçevesi ve formun sağ üst köşesindeki düğmeler minimize tam ekran kapama kullanılmaz. Fix at Single, pencerede tek satırlı çerçeve olur fakat pencere boyutlandırılamaz. FDD Punt, form bileşenleri arkada pencere çerçevesi önde alacak şekilde 3 boyutlu kenarlık efekti kullanılır. Fakat pencere boyutlandırılamaz. Fixed Dialog, kalın sabit diyalog tarzı bir kenarlık olur. Pencere boyutu değiştirilemez. Sizable, varsayılan değerdir. Pencere kenarlığı vardır. Minimize tam ekran ve kapama düğmeleri gösterilir ve pencere boyutlandırılabilir. Fixed to Window, yeniden boyutlandırılamaz ve minimize tam ekran düğmeleri kullanılamaz. Sizable to Window, pencere kenarlığı vardır. Minimize ve tam ekran düğmeleri gösterilmez ve pencere boyutu değiştirilebilir. Help Button, formun başlık kısmında yardım amaçlı soru işareti butonunun gösterilme ayarıdır. Icon, formun ikonu ayarlanır. iMode, Korece, Japonca gibi uzak doğu dillerini destekleme ayarıdır. İsmi Container, formun ebeveyn form olup olmadığı belirtilir. True veya false değerini alırlar. Kit Review, formun klavyeyi takip etme ayarı. Fare imleci yazılabilir. Bir alanda olmasa bile klavyede basılan tuşlar takip edilir. Language, formun görüntülenme dili ayarlanır. Varsayılan olarak işletim sisteminin dili kullanılır. Localizable,
Formdaki metinlerin çok dilli gösterilip gösterilmeyeceği ayarlanır. Eğer geliştirilen uygulama uluslararası kullanımda olacaksa bu ayar True ayarlanmalıdır. WebForm'da görüntülenen metinler ayrı birer dil dosyalarından okunur. Location, formun ekrandaki konumu X'ye ayarlanır. Locked, formun veya form elemanının kilitli olup olmaması ayarı True veya False değerini alır. Main menu strip, formun üst kısmında bir menü olacaksa buradan seçilir. Bunun için öncelikle bir menü strip kontrolü forma eklenmeli ve alt belirleri belirtilmelidir. Maximize Box, formun sağ üst kısmında tam ekran yapma butonunun gösterilme ayarıdır. Maximum Size, formun görüntüleneceği maksimum en boy değeridir. Minimum Size, formun görüntüleneceği minimum en boy değeridir. Opacity, formun saydamlık ayarı. Pardon, form içeriği ile form çerçevesi arasındaki boşluk ayarlanır. Sağ, sol, alt, üst. Right, left, form içerisinde sağdan sola doğru gösterilme ayarı. Right, left, light, form denetimlerinin sağdan sola doğru gösterilme ayarı. Show can, form başlığında form simgesinin gösterilme ayarı. Show on taskbar, formun görev çubuğunda gösterilme ayarı. Size, formun en boy boyut ayarı. Size grip style, formun sağ alt köşesinde boyutlandırma imlecinin gösterilme ayarı. Auto, imleç otomatik gösterilir. Hide, imleç gizlenir. Show, imleç her zaman gösterilir. Size, Group, Style'in alt kademeleri bunlardı. Start Position, formun başlangıçtaki konum ayarı. Manuel, formun konumu Location özelliğinden alınır. Center Screen, form ekranı ortasında açılır. Windows Default Location, İşletim sisteminin varsayılan konumunda form açılır. Formun boyutu Size özelliğinden alınır. Windows Defaults, form işletim sisteminin varsayılan konum ve varsayılan uygulama boyutlarıyla açılır. Center Print, form ebeveyn formun ortasında açılır. Topmost, formun işletim sisteminde o an aktif pencereler arasında en üstte gösterilme ayarı. Used Cursor, formun üzerinde bekleme simgesinin gösterilme ayarı. Windows State, formun başlangıçtaki boyut ayarı. Normal, size özelliğindeki değerler neyse forma boyutlarda gösterilir. Minimize it, form simge durumunda küçülmüş olarak açılır. Maximize it, form tam ekranda açılır. Özellikler panelinde ilgili özelliğin değeri yazılarak açılır liste ise çift tıklanarak veya açılır listeden bir değer seçilerek değiştirilebilir. Görselde topmost özelliğinin değeri açılır listeden değiştirilmektedir. Varsayılan değerinden farklı bir değer verilen özelliğin fontu kalın olacaktır. Böylece o özelliğin daha sonradan değiştirildiği anlaşılabilir. Resimde formun topmost özelliğinin varsayılandan farklı bir değerde olduğu True yazısının kalınlığından anlaşılabilir. Form özelliklerini değiştirmenin bir diğer yöntemi form1.cs kaynak kod dosyasındaki form1 olayında ilgili özelliğin değerinin verilmesidir. Örneğin aşağıdaki kodda formun arka plan rengine bug color özelliği yeşil renk atanmıştır. Form olayları, kullanıcının form ile nasıl etkileşime gireceği form olayları ile belirlenir. Özellikler panelinde yıldırım butonuna basıldığında forma ait olaylar listelenir. Form olaylarına ait kodlar form1.cs kaynak kod dosyasına kaydedilir. Özellikler panelinde istenilen form olayına çift tıklandığında o olayın kodlarının yazılacağı kod ekranı form1.cs aktif olacaktır. WinForms uygulamasında en çok kullanılan form olayları tablo 2'de açıklanmış. Bu olayların çoğu diğer form kontrollerinde de kullanılmaktadır. Örneğin neredeyse bütün form kontrollerinde click olayı bulunmaktadır. Tablo 2 form olayları. Load, form yüklendiğinde tetiklenir. Click, forma tıklandığında tetiklenir. Activated, form aktif olduğunda tetiklenir. Auto size count, formun boyutu otomatik ölçeklendiğinde tetiklenir.
Bug color change. Formun arka plan rengi değiştiğinde tetiklenir. Bug grad migatın. Formun arka plan resmi değiştiğinde tetiklenir. Client size sheet. Form boyutları değiştiğinde tetiklenir. Control added. Forma yeni bir kontrol eklendiğinde tetiklenir. Control removed. Var olan bir kontrol formdan silindiğinde tetiklenir. Deactivate. Form pasif olduğunda tetiklenir. Double click. Forma çift tıklandığında tetiklenir. DPIC, PNG, ED. Formun çözünürlüğü değiştiğinde tetiklenir. Drag drop. Forma bir nesne sürüklenip bırakıldığında tetiklenir. Drag enter. Bir nesne form sınırlarının içine sürüklendiğinde tetiklenir. Drag leave. Bir nesne form sınırlarının dışına sürüklendiğinde tetiklenir. Drag over. Bir nesne form sınırlarının üzerine sürüklendiğinde tetiklenir. Enable change. Formun aktif pasiflik ayarı değiştiğinde tetiklenir. Enter. Kontrol forma verildiğinde tetiklenir. Form closing. Form kapatıldığında formun kapatılma işlemi bitince tetiklenir. Help button click. Soru işareti yardım butonu tıklandığında tetiklenir. Input language gate. Forma veri girişi yapılan dil değiştiğinde tetiklenir. Yani klavye değil, dili. Keydon. Formda bir tuşa basıldığında tetiklenir. Key press. Formda bir tuşa basıldığı iken tetiklenir. Formda bir tuşa basıldığında tetikleniyor. Key press formda bir tuşa basılı iken tetiklenir. Key up. Formda basılı tuş geri çekildiğinde tetiklenir. Layout. Formun düzeni değiştiğinde tetiklenir. Leave. Kontrol formdan başka bir nesneye geçtiğinde tetiklenir. Location sent. Formun konumu değiştiğinde tetiklenir. Medical deactivate. Uygulamada çocuk formları açıldığında veya kapandığında tetiklenir. Milestone. Form üzerindeyken farenin bir düğmesine basıldığında henüz parmak geri çekilmemişken tetiklenir. Mouse enter. Fare formun üzerine geldiğinde tetiklenir. Mouse hover. Fare formun üzerinde sabit kaldığında tetiklenir. Mouse leave. Fare formdan ayrıldığında tetiklenir. Mouse move. Fare formun üzerinde hareket ettiğinde tetiklenir. Mouse up. Farenin düğmesi bırakıldığında tetiklenir. Move. Formun konumu değiştiğinde tetiklenir. Paint. Formun çizimi, ekranda gösterimi gerçekleştiğinde tetiklenir. Örneğin form tekrar boyutlandığında, boyutu değiştiğinde form yeniden çizilebilir. Prenchate. Ebeveyn formun kontrol olayı değiştiğinde tetiklenir. Predicaden. Kontrol formdayken bir tuşa basılmadan önce tetiklenir. Reaching Chained. Formun ekrandaki konumu veya boyutları değiştiğinde tetiklenir. Resize. Form tekrar boyutlandırıldığında tetiklenir. Scroll. Formda yatay veya dikey kaydırma çubukları kullanıldığında tetiklenir. Shown. Formda bir başka bir form açıldığında tetiklenir. Size. Form boyutları değiştiğinde tetiklenir. Visible Change. Formun görünürlüğü değiştiğinde tetiklenir. Bir uygulama kapatıldığında formun kapatma olayları Closing, Close, Deactivate sıralaması ile gerçekleşir. Klavye olayları Keydon, Keypress ve Keyup sıralaması ile gerçekleşir. Fare tıklaması olayları Mouse Down, Click, Mouse Click ve Mouse Up sıralaması ile gerçekleşir. Form olay ekleme. Form seçildikten sonra özellikler panelinde olaylar yıldırım butonuna basıldıktan sonra eklenmek istenen olayın yanındaki alana çift tıklandığında ilgili olayın kodu oluşturacak ve kod ekranı açılacaktır. Örneğin görseldeki form 1'in klik olayına kod girmek için özellikler panelinde klik olayının yanındaki alana çift tıklanmalıdır. Çift tıklama sonrasında form 1 CSS kaynak kodunun tasarım ekranı kaybolacak ve kod ekranı açılacaktır. Açılan kod ekranına form 1 alt tire klik olayı içi boş olarak oluşturulacaktır. Forma klik olayı eklendiğinde form 1.designer
CS dosyasına klik olayının bildirim kodu aşağıdaki gibi otomatik olarak eklenecektir. Yani bir olayın kodu form1.cs dosyasına, bildirimi ise form1.designer.cs dosyasına eklenir. Klik artı eşittir form1_klik. Verilen kodda form1.cs kaynak kodu, form1'in açılma ve kapanma olayları bir mesaj penceresinde görüntülenmiştir. Uygulama çalıştırıldığında sırasıyla load, show, visible check ve paint olaylarının tetiklendiği belirten pencere gözükecektir. Form kapatıldığında ise sırasıyla closing ve close olayları çalışacaktır. Formdan olay silme. Forma eklenen bir olayı silmek için basit ve uğraştırıcı iki yöntem bulunmakta. Uğraştırıcı yöntem form.1.cs dosyasında ilgili olay bloğu silinmeli ve akabinde form1.designers.cs dosyasında ilgili olayın bildirildiği satır da silinmelidir. Yalnızca form1.cs dosyasında ilgili olay bloğu silinirse derleyici form1.designer.cs dosyasında ilgili olayın bildirildiği fakat form1.cs dosyasında bu olaya rastlanmadığına dair derleme hatası verecektir. Basit yöntem ise özellikler panelinde olaylar yıldırım işareti butonuna basılır ve silinmek istenen olayın üzerine sağ tıklanır. Açılan menüde sıfırla menüsüne basıldığında ilgili olay silinecektir. Bu yöntemle aynı zamanda form1.designer.cs dosyasında ilgili olayın bildirildiği satır da otomatik olarak silinecektir. Form kontrol etme. Visual Studio Editörü WinForm uygulamasında geliştiricinin form kontrollerini forma eklemesi için çeşitli yöntemler sunar. Araç kutusunda eklenecek elemana çift tıklayarak forma o eleman eklenir. Bu durumda kontrol formun sol üst köşesinde yerleştirilir. Araç kutusunda seçilen kontrol formun üzerine sürüklenip bırakılır. Bu yöntemde kontrol nereye bırakılmışsa oraya yerleştirilir. Hem bu hem de bir önceki yöntemde forma eklenen kontrol daha sonra istenilen yere taşınabilir, hizalanabilir ve boyutlandırılabilir. 3. Formun kaynak kodunda form1.cs form1 olayına o kontrole ait kodlar yazılabilir. Örneğin görseldeki kodda forma topla isimli buton kontrolü eklenmektedir. Forma bir kontrol eklendiğinde bu kontrolün bildirimi ve kontrole ait özellikler form1.designer.cs kaynak kod dosyasına Visual Studio tarafından otomatik eklenir. Formdan bir kontrol silme. Form üzerine eklenen bir kontrol seçildikten sonra delete tuşuyla silinebilir veya silinecek kontroller fareyle seçilip delete tuşuna basıldığında topluca da silinebilir. Bir diğer kontrol silme yöntemi ise silinecek kontrole sağ tıklamak ve ardından açılan menüde sil seçeneğini tıklamaktır. Son olarak silinecek kontrol seçildikten sonra düzen sil menüsü ile de formdan silinebilir. Formdan bir kontrol silindiğinde form1.designer.cs kaynak kod dosyasından bu kontrolün ve özellik bildiriminin yapıldığı kod satırları Visual Studio tarafından otomatik silinir. Yeni form ekleme. Yeni form ekleme. WinForms projesi oluşturulduğunda varsayılan olarak bir tane boş form görüntülenmektedir. Fakat ihtiyaca göre görseldeki verilen yöntemlerle projeye yeni formlar eklenebilir. Çözüm penceresinde projeye sağ tıklandığında açılan menüde Ekle Ok Form Windows Forms menüsü takip edilerek projeye yeni bir form eklenebilir. Visual Studio Editörünün üst menüsünde projeye form ekle Windows Form alt menüsü takip edilerek projeye yeni bir form eklenebilir. Her iki yöntem ile yeni form eklenmek istendiğinde görseldeki pencere açılacaktır. Bu pencerede form seçeneği tıklanmalı ve ekle butonuna basılmalıdır. Projeye birden fazla form eklendiğinde uygulamanın hangi formla açılacağı program.cs kaynak kodunda uygulamanın ilk çalıştıracağı metod olan main metodunda ayarlanabilir. Görseldeki kod örneğinde uygulamanın form 2 ile açılması sağlanmıştır. Form silme. Projeden çözüm gezgininde silinecek forma sağ tıklanıldığında açılan menüde sil tıklanırsa veya çözüm gezgininde silinecek form seçilip Visual Studio Editörünün düzen sil menüleri tıklanırsa seçili form projeden kalıcı olarak silinecektir. Formlar arası geçiş. Projede birden fazla form varsa bunlar arasında geçiş için ve bu formların gösterilmesi ve gizlenmesi kapatılması olayları için tabloda verilen komutlar kullanılır. Close metodu işletim sistemine pencerenin kapatılma emrini verir.
Dispose metodu formun kullanıldığı kaynakları serbest bırakır. Eğer bir form show metoduyla gösterilmezse form kapanırken dispose otomatik olarak çalıştırılır. Fakat form show dialog metoduyla çağrılmışsa form kapatılırken dispose metodu manuel olarak çalıştırılmalıdır. Görsel programlama ünite 3 form kontrolleri. .NET Windows ortamında görsel arayüzler tasarlamak için çok sayıda form kontrolü sunmaktadır. Araç kutusunda bu kontroller ortak denetimler, kapsayıcılar, menüler ve araç çubukları, bileşenler, yazdırma iletişim kutuları, veri ve genel başlıklarında listelenmektedir. Araç kutusunda yer alan çok sayıda kontrol arasında istenilen bir kontrolü bulmak kimi zaman vakit almaktadır. Bu sebeple araç kutusunun arama alanında eklenecek kontrolün adının tamamı veya bir kısmı yazıldığında aranılan kontrol listelenecektir. Görselde resimde araç kutusunun arama alanına text yazılmış ve isminde text geçen kontroller listelenmiştir. Forma aynı kontrolden birden fazla nesne eklenebilir. Kontroller otomatik olarak küçük harflerle kontrol 1, kontrol 2 şeklinde isimlendirilir. Bu sebeple kontroller kod içinde çağrılırken küçük harflerle çağrılmalıdır. Görselde verilen kodda textbox 1 ve button 1 kontrollerinin özelliklerine değer atanmıştır. Kontrollere otomatik isim verilmekle birlikte bunlara yaptığı işi çağrıştıran isimler verilmesi kuvvetle tavsiye edilir. Örneğin kullanıcıdan 2 sayı alan textbox kontrollerinin isimlerini textbox 1 ve textbox 2 yerine sayı 1 ve sayı 2 olarak isimlendirmek bu kontrolleri çağırırken programcıya hatırlamada ve kullanımda kolaylık sağlayacaktır. Editörde bir kontrolün adı yazıldıktan sonra noktaya basıldığında açılır listede o kontrole ait metot ve özellikler listelenecektir. Mor küp simgesi metodları, İngiliz anahtarı simgesi ise özellikleri temsil eder. Bir önceki bölümde ele alınan olaylar ise şimşek simgesi ile gösterilmektedir. Olaylar ve metot kavramları birbirine karıştırılmamalıdır. Olay bir kontrole kullanıcının nasıl etkileşimde bulunacağını ifade ederken metot bir kontrolün kendi içinde tanımlı eylemleridir. Button düğme kontrolü bir eylemi gerçekleştirmek için kullanılır. Button fare tıklamasıyla devreye alınır. Eğer kontrol butona geçmişse fare ile butonun üzerine tıklamadan enter tuşuna veya boşluk tuşuna basarak da buton tıklanmış olacaktır. Buton kontrolünün üzerinde açıklayıcı metin yer alabilir. Butonun üzerinde görüntülenecek metin text özelliği ile verilir. Butonların renkleri bug color özelliği ile renk paletinden istenilen renk seçilerek değiştirilebilir. Buton kontrolü basit işlevdedir. En çok kullanılan buton olayları tıklama ve çift tıklamadır. Resimde güncelle butonuna ait form.1designer.cs kaynak kod dosyasında yer alan tasarım kodları. Butonun klik olayına ve diğer buton olaylarına ait kodlar form1.cs kaynak kod dosyasına kaydedilir. Textbox. Textbox kontrolü kullanıcıdan veri almak için kullanılır. Textbox kontrolünün en önemli ve en çok kullanılan özelliği ismini aldığı text özelliğidir. Textbox kontrolüne yazılan içerik text özelliği ile alınır. String içerik eşittir textbox1.text noktalı virgül. Aynı şekilde bir dizgenin textbox kontrolüne atanması için text özelliği kullanılır. textbox1.text eşittir eklenecek metin çift tırnak içinde noktalı virgül. Textbox kontrolünü kullanıcı veri string veri tipinde alır. Bu nedenle kullanıcıdan nümerik değerler alınacaksa textbox içeriği nümerik veri tiplerinde dönüştürülmelidir. Double sayı eşittir convert.toDouble parantez içinde içerik parantezi kapat noktalı virgül. Sık kullanılan textbox modelleri örneklerle açıklanmıştır. Textbox kontrolüne girilen içeriğin tamamı değil de bir kısmı alınması için select metodu kullanılabilir. Aşağıdaki kod satırında textbox bir içeriğinin ilk karakterinden son 5 karakterine kadar alınması sağlanmıştır. Textbox kontrolünde seçili içeriğin seçimini kaldırmak için deselectAll metodu kullanılır. Textbox kontrolünde seçili metni temizlemek için reset text metodu kullanılır. textbox1.resetText. Textbox kontrolünü göstermek için show gizlemek için hide özelliği kullanılır. Textbox kontrolüne girilen içeriğin temizlenmesi için clear metodu kullanılır. textbox1.clear. Textbox kontrolünde mevcut içeriğin sonuna içerik eklemek için
Append text metodu kullanılır. Textbox 1.appendText eklenecek metin. Textbox kontrolünde mevcut içeriği kesmek, kopyalamak ve yapıştırmak için sırasıyla cut, copy ve paste metotları kullanılır. Textbox kontrolünde mevcut içerikte aranılan bir değerin olup olmadığı context metoduyla öğrenilir. Verilen kodda textbox 1 içeriğinde elma kelimesi aranmış ve eğer varsa bir mesaj kutusunda elma kelimesi var ifadesi gönderilmiştir. Textbox elemanına kontrolü vermek için yani imlecin textbox elemanında olması ve kullanıcının kontrole içerik girmesi için focus metodu kullanılır. Textbox kontrolü varsayılan olarak tek satırda girdi alır. Multiline özelliği true ayarlanırsa çok satırlı girdi alabilir. Eğer textbox kontrolü çok satırlı olarak ayarlanmışsa textbox kontrolüne yatay ve dikey kaydırma çubuğu eklemek için scroll bars özelliği horizontal, vertical veya bot ayarlanabilir. Form kontrolleri arasında tab tuşuyla gezmek için TableDex özelliği sıralı bir şekilde verilmektedir. Textbox kontrolüne girilecek karakter sayısı sınırlandırılabilir. Girilecek maksimum karakter sayısı MaxLength özelliği ile verilir. Textbox kontrolünün girilen veriyi otomatik tamamlaması isteniyorsa AutoCompleted özelliği ayarlanmalıdır. Bu özelliğin değeri Textbox kutusuna içerik girilirken sadece öneride bulunulması için Suggest mevcut içeriğin devamına otomatik olarak öneriyi eklemek için append ve hem önermesi hem de mevcut içeriği sonuna önerileni eklemek için Suggest append ayarlanmalıdır. Textbox üzerinde kullanıcının daha önce panoya kopyalanmış metni kopyalaması, kesmesi ve yapıştırması amacıyla Ctrl-C, Ctrl-X ve Ctrl-V gibi tuşları kullanabilmesi için klavye kısa yal tuşları kullanımına izin veren Shortcut Snubble özelliği true ayarlanmalıdır. Textbox kontrolüne girilen içeriğin belirli bir karakterden itibaren alınması için Selection Start özelliğine istenilen değer verilebilir. Toplam kaç karakterin alınacağı ise Selection Length özelliği ile verilir. Resimde Textbox kontrolleri çeşitli özelliklerle kullanılmıştır. 1 numaralı Textbox varsayılan ayarlarda kullanılmıştır. 2 numaralı Textbox kontrolünün Multiline özelliği True verilmiştir. 3. Textbox kontrolü hem Multiline özelliği True verilmiş hem de Scroll Bars özelliği Vertical ayarlanmıştır. 4. Textbox'ın Multiline özelliği True ve Word Wrap özelliği True verilmiştir. Böylece buraya girilen metin tek satıra sığmazsa otomatik olarak bir sonraki satıra kaydırılmaktadır. 5. Textbox'ın Enable özelliği False verilerek pasif yapılmıştır. 6 numaralı Textbox kontrolünün Visible özelliği False verilerek görüntülenmemesi yani gizli olması sağlanmıştır. 7 numaradaki Textbox'ın kontrolünün arka plan rengi sarı verilmiştir. Şifrelerin maskelenmesi için içeriğin olduğu gibi değil, yıldız veya dolar gibi sembollerle gösterilmesi gerekir. 8 numaralı Textbox kontrolünün Password Char özelliğine yıldız verilmiş ve girilen metin paralı olarak maskelenmiştir. 9 numaralı Textbox kontrolünün Read Only özelliğine true verilerek sadece okunur yapılmış ve kullanıcının içerik girmesi engellenmiştir. RectextBox. RectextBox kontrolü girilen içeriğin biçim, font, renk ve benzeri görünümünü değiştirmeye ve ayrıca içerik alanına resim, tablo ve benzeri eklenmesine imkan tanımaktadır. Zengin metin dosyalarıyla çalışabilir. Bu dosyaların içeriği kontrole yüklenebilir. Textbox kontrolünün özellik ve metotları bu kontrolde de kullanılmaktadır. Resimde Textbox kontrolüne biçimli içerik kopyalanmıştır. Normal Textbox kontrolünde bunu yapabilmek mümkün değildir. Label. Label kontrolünün kullanıcı etkileşimi zayıf olmakla birlikte genellikle Textbox, Panel, Groupbox gibi diğer form kontrollerini açıklayıcı metin sağlamak amacıyla kullanılır. Label kontrolünde gösterilecek metin text özelliğini ile ayarlanır. Label metni çok satırlı olamamaktadır. Fakat bölü ne yeni satır ifadesiyle içerik çok satırlı yapılabilir. Radio button. Radio button kontrolü birden fazla seçenek arasında yalnızca bir tanesinin seçilmesini sağlar. Yuvarlak ve içi boş seçim kutucuğunun yanında kendine ait bir etiket yer alır. Radio button kutucuğu seçildiğinde seçili diğer kutucuğun seçimi kaldırılır.
Bir radyo button kutucuğunun seçilme durumu checked özelliği ile kontrol edilir. Formda kullanıcıdan cinsiyet verisini almak için iki tane radyo button kullanılmıştır. Seçimi göster butonuna tıklandığında seçilen cinsiyet kutucuğunun değeri checked özelliği ile alınmış ve mesaj kutusunda gösterilmiştir. Butonun tıklanma olayına ait kod örneği. Checkbox onay kutusu kontrolü. Bir veya daha fazla değerin onay kutucuğu işaretlenerek seçilmesini sağlar. Kare ve içi boş onay kutucuğunun yanında kendine ait bir etiket yer alır. Radio Button çokluğu hisseden yalnızca bir seçeneğin seçilmesine izin verirken Checkbox birden fazla seçeneğin seçilmesine izin verir. Bir Checkbox kutucuğunun seçilme durumu Check It özelliği ile seçilmeme durumu ön check özelliği ile kontrol edilir. Checkbox kutucuklarının değerlerini almak için text özelliği kullanılır. Form eklenen her checkbox kutucuğu aynı kategori için değer toplar. Örneğin hem hobiler hem de fobileri almak için forma eklenen bütün checkbox kontrolleri tek bir kategoriyi dikkate alır. Birden fazla kategoriye ait onay kutucuğu oluşturmak için groupbox kontrolü ile kategoriler gruplanabilir. Bir kişinin hobilerini ve fobilerini edinmek için iki tane group box kontrolü içinde görselde soldaki resimde verilen form tasarlanabilir. Formdaki hobi kontrol butonuna tıklandığında yürüyüş seçilmişse mesaj penceresinde yürüyüş yazdırmaktadır. Hobi kontrol butonunun klik olayına ait kodlar resimlerin altında verilmiştir. Listbox. Listbox kontrolü kullanıcıya bir liste sunarak kullanıcının liste elemanlarından bir veya daha fazlasını seçtirmek veya form kontrollerinin değerlerini listeye aktarmak için kullanılır. Listbox kontrolüne form tasarlanırken ve çalışma zamanı eleman eklenebilir. Form tasarlama esnasında eleman eklemek için Listbox kontrolüne sağ tıklanır ve açılan menüde öğeleri düzenle tıklanır. Bir diğer yöntem ise özellikler panelinde item ITEMS özelliğinin yanındaki 3 noktaya tıklanır. Gelen ekranda listeye istenen değerler eklenebilir. Listbox kontrolüne eklenen değerler items koleksiyonunda saklanır. ADD 8 moduyla koleksiyona eleman eklenebilir. Listbox 1.items.add değer parantez içinde çift tırnak içinde değer noktalı virgülle kapatmış. Koleksiyonda bir eleman silmek için remove remove metodu kullanılır. Listbox 1.items.remove yani remove parantez içinde değer çift tırnak içinde noktalı virgül. Bu silmek için remove bir elemanı değeriyle değil de koleksiyondan indisiyle silmek için remove at metodu kullanılır. Remove at remove it. Listbox 1 items listbox 1.items.remove at parantez içinde 0 noktalı virgül. Clear metoduyla listbox elemanları temizlenir. CLEAR clear metoduyla listbox 1.items.clear noktalı virgül. Bu temizleme clear. Listbox kontrolünde seçili elemanın indisini almak için selected lndex özelliği kullanılır. Seçili elemanın indisini almak için selected lndex selected lndex özelliği. Int seçilildis eşittir listbox 1.selectedlinde neymiş bu seçili elemanın indisini almak için kullanılıyor. Selected listbox kontrolünde seçili elemanın metnini almak için öncelikle selectedlindex özelliği ile seçili indisi numarası alınır ve daha sonra toString metoduyla indisteki elemanın değeri elde edilir. String değer eşittir. Listbox 1.items köşeli parantez içinde listbox 1.selectedindex köşeli parantezi kapat. .toString
Noktalı virgülle kapat. Listbox elemanlarını sıralamak için sorted özelliğine true değeri verilmelidir. Sorted, S-O-R-T-E-D, true değeri verilmeli sıralamak için listbox elemanlarını. Listbox bir nokta, sorted eşittir true. Kullanıcının birden fazla listbox elemanını seçebilmesi için seleksiyon mod özelliği multisimple ayarlanmalıdır. Listbox bir nokta, seleksiyon mod eşittir seleksiyon mod nokta multisimple. Listbox kontrolüne elemanlar çalışma zamanında eklenebilir. Görselde formda kullanıcıdan textbox kontrolü ile isim, soy isim ve combo box kontrolü ile bölüm bilgisi istemekte ve listeye ekle butonuna tıklandığında istenen değerler listbox elemanına eklenmektedir. Butonun kodu aşağıda verilmiştir. Private void button 4 alt direk click parantez içinde object s enter virgül invent args boşluk e parantezi kapat süslü parantez aşağıda string assert eşittir text box 1 nokta text string bölüm eşittir combo box 1 nokta get ltm text combo box 1 nokta selected ltm list box 1 items nokta ad, ad soyad artı, çift tırnak eksi, çift tırnağı kapat artı bölüm. Checkit listbox. Checkit listbox kontrolü hem listbox hem de checkbox kontrollerinin birleşimidir. Listbox kontrolünde olduğu gibi checkit listbox kontrolüne eklenen değerler items koleksiyonunda saklanır. ITEMS. Dolayısıyla listbox kontrolünde kullanılan metodlar olduğu gibi checklist listbox kontrolünde de kullanılır. Bir elemanın seçili olduğunun kontrolü getItemCheeseCat metoduyla yapılır. Get ItemCheeseCat metoduyla bir elemanın seçili olduğunun kontrolü. Get ItemCheeseCat Get item chcat metoduyla yapılır. Formda hobiler chcat listbox kontrolü ile seçilmekte ve seçili değer hobi kontrol butonu ile mesaj penceresinde gösterilmekte. Butonun tıklanma olayına ait kod. Öncelikle bir döngü açılmış ve döngü içinde chcat listbox kontrolünün hangi elemanının seçildiği get item chcat metoduyla kontrol edilmiş. Seçili elemanın değeri seçili isimli değişkende saklanmakta ve döngü bitiminde kullanıcıya mesaj penceresinde gösterilmektedir. Combo box. Combo box kontrolü kullanıcıya açılır listeden seçim imkanı sunmaktadır. Elemanlar önceden tanımlanarak veya çalışma zamanı kontrole eklenerek kullanıcıya gösterilmektedir. İstenirse liste değerleri kullanıcı yazarken otomatik tamamlatılabilir. Combo box kontrolüne öğe eklemek için kontrole sağ tıklandıktan sonra açılan menüde öğeleri düzenle tıklanmalıdır. Bir diğer yöntem ise özellikler panelinde items özelliğinin yanındaki 3 noktaya tıklanır. Çıkan ekranda istenilen değerler eklenerek tamam butonuna basılır. Seçili elemanın indisi selected index özelliği ile öğrenilebilir. Seçili elemanın değeri selected index özelliği kullanılarak öğrenilebilir. String bölüm eşittir combo box 1 nokta items köşeli parantez combo box 1 nokta selected index köşeli parentezi kapat nokta to string. Combo box kontrolünde get item text metoduyla bir elemanın değeri öğrenilebilir. Aşağıda verilen kod seçili combo box elemanın değerini elde etmektedir. String bölüm eşittir combo box 1 nokta get item text combo box 1 nokta selected item parantez içinde bu noktalı virgül. Combo box kontrolünde açılır listenin görünümü drop down stile özelliği ile belirlenir. Sample elemanlar liste olarak gösterilir ve kullanıcı listelerin elemanlardan seçebilir veya elemanlar haricinde değer girebilir. Dropdown DROPDOVN Dropdown varsayılan değerdir. Elemanlar açılır liste olarak gösterilir ve kullanıcı listelerin elemanlardan seçebilir veya elemanlar haricinde değeri girebilir. Dropdown list DROPDOVNLIST Drop Down List elemanlar açılır liste olarak gösterilir ve kullanıcı listelerin elemanlardan seçebilir. Bunun haricinde değer giremez veya seçemez.
Çalışma zamanı combo box. Kontrolüne eleman eklemek için items koleksiyon add add metodu kullanılır. Combo box 1.items nokta add bölüm. List box kontrolünde anlatılan items koleksiyonuna ait metodlar combo box kontrolünde de kullanılmaktadır. Bölüm özeti, formlar tasarlamak için en çok kullanılan form kontrolleri anlatıldı. Bir olayın başlamasını sağlamak için button kontrolü kullanılırken, kullanıcıdan veri almak için text box ve rich text box kontrolleri kullanılır. Text box kontrolü kullanıcı girdisini sade ve biçimsiz alabilirken, rich text box kontrolü rengi, fontu, biçimi, farklı metinleri işleyebilmektedir. Label kontrolünün işlevi diğer kontrollere açıklama sağlamaktır. Seçimli liste içinden yalnızca bir elemanın seçimini sağlamak için radio button kontrolü kullanılır. Seçimli listeden birden fazla elemanı seçtirebilmek için checkbox kontrolü kullanılır. Kullanıcı girdisini bir liste halinde sunmak veya kullanıcıya listeden bir eleman seçtirmek için listbox kontrolü kullanılır. Listbox ve checkbox kontrollerinin birleşimi olan ve bir liste içerisinde birden fazla elemanı seçtirmek için checkitlistbox kontrolü kullanılır. Kullanıcıya eleman seçimini açılır liste halinde sunmak için combo box kontrolü kullanılır. Bu kontroller işlevlerine göre kullanıcı girdisini düz metin olarak veya seçili değer verisi olarak işlemektedir. Buna göre de kontroller ile alınan kullanıcı girdisinin manipülasyonu farklı metotlarla yapılmaktadır. Ünite sunumu form kontrolleri. Form kontrolleri form üzerinde kullanıcı ile etkileşimi sağlayan, tıklanabilir, yazılabilir, seçilebilir ve benzeri çeşitli işlevleri olan görsel arayüz bileşenleridir. Araç kutusu paletinden sürükle bırak yöntemiyle formun üzerine tıklanır form kontrolleri. Form kontrolleri İki bileşeni bulunur. Ayarlanabilir özellikler olaylar. Şekil, biçim, renk, içerik, metin, isim gibi özellikleriyle form kontrolleri özelleştirilebilir. Tıklama, seçme, değişme, sürükleme ve benzeri olayları ile kullanıcı form elemanları ile etkileşime girer. Button. Button düğme kontrolü bir eylemi gerçekleştirmek için kullanılır. Klik olayına tıklanarak veya duble klik olayıyla çift tıklanarak kullanılabilir. Text box kullanıcıdan veri almak için kullanılır. Text özelliği ile kontrolün içeriği alınır veya kontrole içerik atanır. Text box kontrolü kullanıcıdan veri almak için kullanılır. Text özelliği ile kontrolün içeriği alınır veya kontrole içerik atanır. Rich text box biçimli metin ile çalışmasını ve kontrol RFT, RTF formatlı doküman, resim, tablo ve benzeri eklenmesine imkan tanır. RTF formatlı doküman, resim, tablo ve benzeri eklenmesine imkan tanır. Rich text box, RIGHTEXTBOX biçimli metin ile çalışmasına ve kontrole RTF formatlı doküman, resim, tablo ve benzeri eklenmesine imkan tanıyor. Label, diğer kontrollere açıklayıcı metin sağlar. Text özelliği ile içerik atanır. Radio button, birden fazla seçim içinde yalnızca bir tanesinin seçilmesini sağlar. Bir değer seçilince diğerinin seçimi kaldırılır. Checkit özelliği ile kontrolün seçilme durumu elde edilir. Checkbox, CHECKBOX birden fazla seçim içinde bir veya daha fazla değerin seçilmesini sağlar. Onay kutucuğu olarak bilinir. Seçilme durumu checkit seçilmeme durumu uncheckit özelliği ile kontrol edilir. Listbox liste içerisinde bir veya daha fazla eleman seçilmesini sağlar. Form verisini listede toplar. Listbox kontrolüne eklenen değerler items koleksiyonunda saklanır. Checkit listbox. Listbox ve checkbox kontrollerinin birleşimidir. Bir liste içinde onay kutucuğu barındırır. Böylece listeden bir veya daha elemanın seçilmesini sağlar. Combo box. Kullanıcının açılır listeden seçim yapmasını sağlar. Combo box elemanları items koleksiyonunda saklanır. Görsel programlama ünite 4. Menüler ve araç çubukları. Formda menü bilgilendirme çubuğu form veya form kontrollerinde sağ tıklayınca açılan menü kullanmak için Visual Studio araç kutusu paletinde menüler ve araç çubukları kategorisinde çeşitli kontroller bulunmaktadır. 1. Context Menu Strip.
CONTEXT menü STRIP context menü strip. Forma sağ tıklandığında veya bir kontrolün üzerindeyken sağ tıklandığında açılan menü kullanmak için konteks menü strip kontrolü kullanılır. Konteks menü strip kontrolü formda görünmeyen bir kontroldür. Forma eklendiğinde formun üzerinde değil alt tarafta yerini alır. Konteks menü strip kontrolünün kullanımı için öncelikle formun üzerine konteks menü strip kontrolü sürüklenip bırakılır. İkinci aşamada bir form nesnesinin konteks menü strip özelliğinde forma eklenen bu konteks menü strip kontrolü ilişkilendirilir. Bu kontrolün kullanımını örneklemek için boş bir forma bir text box kontrolü ve konteks menü strip ekleyelim ve ardından görseldeki resimde görüldüğü gibi text box kontrolünün konteks menü strip özelliğine tıklayıp açılan listede konteks menü strip kontrolünü seçelim. Sonraki iş olarak text box kontrolüne sağ tıklandığında görüntülenecek menü bileşenleri girilmelidir. Bunun için formun altında yer alan konteks menü strip 1 kontrolüne tıklayalım ve görseldeki resimde görüldüğü gibi kes, kopyala, yapıştır menülerine girelim. Bu ekranda hem dikey hem de yatay menü oluşturulabilir. Örneğimizde sadece dikey menü oluşturacağız. Menü ile ilgili ince ayarlar yapmak için formun altında yer alan konteks menü strip 1 kontrolünün sağ üst tarafındaki üçgen ikona tıklayalım. Görseldeki gibi çıkan ekranda öğeleri düzenle menüsüne tıklayalım. Akabinde çıkan ekranda sağ tık menüsü ve menü bileşenleri ile ilgili ince ayarlar yapılabilir. Konteks menü strip kontrolü ile menü bileşenleri olarak combo box menü ayırıcı ve tek box kontrolleri de eklenebilir. Menü bileşenlerine klavye kısayolu eklemek için bu ekranda sort, cut, case özelliğine tıklayalım. Görseldeki resimde çıkan ekranı kullanarak case, kopyala, yapıştır menü bileşenlerinin klavye kısayollarını sırayla girelim. Formu çalıştıralım ve Text box kontrolümüze sağ tıklayalım. Görseldeki resimde görüleceği üzere sağ tık menümüz klavye kısayolları ile birlikte görüntülenmektedir. Menü strip. Menü strip kontrolü formun üst tarafına klasik menü eklemek için kullanılır. Menü strip kontrolünün kullanımı için öncelikle formun üzerine menü strip kontrolü sürüklenip bırakılır. Menüye bileşen girmek için menü strip 1 kontrolüne tıklayalım. Formun üst tarafında menü girme alanı aktif olacaktır. Buradaki metin alanına ana menü bileşenleri yazılır. Örneğin dosya isimli ana menü oluşturalım. Bundan sonra yan tarafa düzen, görünüm, ayarlar gibi diğer ana menüler de eklenebilir. Örneğimizde dosya menüsünün altına yeni, aç, kaydet ve farklı kaydet isimli alt menüleri ekleyelim. Menüde ince ayar yapabilmek için dosya menüsüne sağ tıklayalım ve açılan ekranda Drop Down Items düzenle seçeneğine tıklayalım. Açılan ekranda dosya menüsü ve alt menüleri listelenmektedir. Bu ekranda alt menülere Sort Cut Case özelliğiyle bir önceki Context menü strip kontrolünde olduğu gibi klavye kısayolları ekleyelim. Dosya ana menüsü ile ilgili ayrıntılı ayar yapabilmek için menü strip 1 kontrolüne sağ tıkladıktan sonra açılan menüde öğeleri düzenle menüsüne tıklayalım. Bir diğer yöntem olarak menü strip 1 kontrolü seçiliyken özellikler panelinde Items özelliğinin yanındaki 3 noktaya tıklayalım. Açılan ekranda dosya ana menüsünün klavye kısayolu olarak az önce açıklanan yöntemle Alt F tuşlarını ayarlayalım. Formumuzu çalıştıralım ve menüyü görüntüleyelim. Resimde de görüleceği üzere dosya menüsü ve alt menüleri klavye kısayolları ile birlikte görüntülenmektedir. Bu aşamadan sonra menüye tıklandığında neler yapılacağı menü ve alt menülerin klik olayı ile verilebilir. Örneğin tasarım ekranındayken yeni alt menüsüne çift tıklayalım. Kod ekranı görseldeki gibi bir menünün klik olayını önümüze getirecektir. Menü strip kontrolü ile düz menünün yanı sıra combo box, menü ayırıcı ve text box kontrolleri de menünün bileşeni olarak kullanılabilir. Menü strip kontrolü yani form menüsü varsayılan olarak formun üstünde yer alır. Fakat istenirse formun altında, sağında veya solunda da görüntülenebilir. Menü strip kontrolünün DOCK özelliği DOCK
özelliğiyle menünün formdaki konumu ayarlanabilir. Görseldeki resimde dock özelliğiyle menünün yerleştirebileceği konumlar görüntülenmektedir. Status Strip. Status Strip kontrolü formun alt tarafına durum çubuğu eklemek için kullanılır. Araç kutusundan forma sürüklenip bırakıldığında formun alt tarafında durum çubuğu görüntülenecektir. Durum çubuğunda genelde formla ilgili yapılan işlemle ilgili bilgi vermek amacıyla metin işlemin kalan süresini gösteren progress bar ve benzeri yer alır. İlerleme çubuğu. Durum çubuğuna etiket eklemek için status strip 1 kontrolüne sağ tıkladıktan sonra açılan menüde öğeleri düzenleme menüsüne tıklayalım. Bir diğer yöntem olarak status strip 1 kontrolü seçiliyken özellikler panelinde items özelliğinin yanındaki 3 noktaya tıklayalım. Açılan ekranda durum çubuğuna bir etiket eklemek için Status Label seçeneğine tıklayalım ve ekle butonuna basalım. Bu ekranda eklediğimiz etikete bir isim verelim ve durum çubuğunda görünmesini istediğimiz bir ifadeye yazalım. Örnek olması açısından etikete status alt tire kayıt alt tire duruma ismi verilmiş ve etiketin text özelliğine kayıt durumu yazılmıştır. Durum çubuğunun formda nasıl gözüktüğünü görmek için uygulamamızı çalıştıralım. Status strip kontrolüne eklediğimiz bu etiketin değerini değiştirmek için etikete verdiğimiz status kayıt durumu ismini kullanabiliriz. Örneğin kayıt durumu başarılı ise etiketin metni aşağıdaki gibi değiştirilebilir. Status alt tire kayıt alt tire durumu nokta text eşittir kayıt durumu başarılı. Status strip kontrolüne etiketin dışında progress bar ilerleme çubuğu, drop down button ve split button bileşenleri eklenebilir. Status strip kontrolü yani durum çubuğu kontrolü varsayılan olarak formun altında yer alır. Fakat istenirse formun üzerinde sağında veya solunda da görüntülenebilir. Menü strip kontrolünün olduğu gibi status strip kontrolünün doge özelliği ile menünün formdaki konumu ayarlanabilir. Tall strip TOOLSTRIP Tall strip. Tall strip kontrolü formlarda daha etkileşimli menü tasarlamak için kullanılan bir diğer menü türüdür. Menü strip kontrolünde farklı olarak resimde görüldüğü gibi menüye button, label, split button, drop down button, combo box, text box ve progress bar kontrollerinin yerleştirilmesine imkan verir. Tall strip container. Tall strip container kontrolü formu üst, alt, sağ ve sol panellere böler ve bu panellere bu başlıkta ele alınan menü ve araç çubuklarının yerleşimi için bir altyapı oluşturur. Resimde üst panele menü strip kontrolü, alt panele de tall strip kontrolü eklenmiştir. Kapsayıcılar. Kapsayıcı kontrolleri formun karmaşıklığını azaltmak ve form kontrollerini sarmalamak için kullanılır. Aynı zamanda tasarım esnasında form kontrolünü kolayca taşımaya ve hizalamaya da yararlar. Panel. Panel kontrolü form elemanlarını gruplandırmak ve tasarım esnasında form içinde kolayca taşımak için kullanılır. Panele sürüklenip bırakılan bir kontrol nerede bırakılmışsa orada görüntülenir. Panelin aktifliği enable özelliği ile görüntülenme durumu visible özelliği ile değiştirilebilir. Görselde solda verilen resimde forma bir panel eklenmiş ve panelin içine label, text box ve button kontrolleri eklenmiştir. Formun tasarımı ve çalışan halinin ekran görüntüsü sağdaki resimde verilmiştir. Flow Layout Panel. Flow Layout Panel kontrolü panelden farklı olarak içine eklenen kontrolleri bir düzen içinde sıralar. Kontrolün Flow Direction özelliği ile panele eklenen kontrollerin yerleşim sıralaması ve hizalaması ayarlanır. Varsayılan olarak panele eklenen kontroller soldan sağa doğru sıralanacaktır. Kontrollerin yukarıdan aşağıya doğru sıralanması için Flow Direction özelliği top'tan sağdan sola sıralanması için Right to Left aşağıdan yukarıya sıralanması için Bottom Map olarak ayarlanmalıdır. Group Box. Form elemanları gruplandırmak ve kolayca form içinde taşımak için kullanılan bir başka kontrol de Group Box
kontrolüdür. Özellikle farklı kategorilerde radio button ve checkbox kontrollerinde kullanıcının seçim yapması amacıyla kullanılır. Panel kontrollerinden farklı olarak grup box kontrolünün etrafında bir çizgi halinde kontrolün sınırları çizilir ve üst tarafında bir etiket bulunur. Split container. Form alanına çalışma zamanı eni veya boyu ayarlanabilir panellere bölmek için split container kontrolü kullanılır. Paneller varsayılan olarak formu dikey böle fakat orientation özelliğine horizontal değeri verilirse formu dikey olarak böler. Tab kontrol. Tab kontrol forma sekme eklemek amacıyla kullanılır. Aynı form alanını farklı kategoriler altında birden fazla kere kullanmayı sağladığı için çok kullanışlıdır. Tab sekmelerindeki her bir alan kendi içinde bağımsızdır. Tab kontrolün formdaki yerleşimi Doge özelliği ile ayarlanabilir. Sekme eklemek ve sekmelere isim vermek için Tab Barkers özelliğinin yanındaki Collection seçeneğine tıklandığında aşağıdaki ekran gelecektir. Bu ekranda Tab kontrol içine sekmeler ekleyebilir ve sekmelerle ilgili ayarlar yapılabilir. Soldaki resimde Tab kontrol elemanına akademik personel, idari personel ve öğrenci sekmeleri eklenmiştir. Uygulama çalıştırıldığında ekran görüntüsü sağdaki resimde verilmiştir. Table Layout Panel. Table Layout Panel, form üzerine tablo tasarımındaki gibi satır ve sütunlara bölünmüş çerçeveler ekler. Diğer panel ve gruplayıcı kontrollerden farklı olarak her bir panel içerisinde yalnızca tek bir kontrol eklemesine izin verir. Satır ve sütun sayıları istenildiği gibi artırılabilir ve azaltılabilir. Örneğin, Table Layout Panel'in ilk hücresine bir buton veya başka bir kontrol eklemek istediğimizde tasarımcı buna izin vermeyecektir. İletişim kutuları. Bilgisayar kullanırken bir dosya açmak için, dosya kaydetmek için, renk seçmek için, font seçmek için, klasör seçmek için açılan iletişim pencereleri Windows'un ve diğer işletim sistemlerinin hazır bileşenleridir. Bunları geliştirdiğimiz uygulamaların içinde de kullanabiliriz. Örneğin kullanıcının üzerine işlem yaptığı bir dosyayı kaydetmek için dosya kaydetme penceresi açılmalıdır. Araç çubukları paletinin iletişim kutuları sekmesinde farklı amaçlar için kullanılan 5 tane pencere bulunmaktadır. Klasör seçimi için Folder Browser Dialog penceresi ve bir dosyayı açmak için Open File Dialog penceresi, dosyayı kaydetmek için Save File Dialog penceresi, renk seçimi için Color Dialog penceresi ve font seçimi için Font Dialog penceresi kullanılır. Pencereleri görüntülemek için Show Dialog metodu kullanılır. İletişim pencerelerinin açılmasını örneklemek için aşağıda verilen forma 5 tane buton ekleyelim ve her birini açmak istediğimiz iletişim kutusunun adını yazalım. Butonların kodları. Butonlara basıldığında günlük kullanımdan aşina olduğumuz aşağıdaki pencereler açılacaktır. Yazdırma kontrolleri. Kullanıcılar yazdıracağı sayfanın boyutu ve kenar boşluklarını page setup diyalog penceresi ile belirleyebilir. Yazıcı seçimi için print diyalog penceresi, dokümanı yazıcıya göndermek için Print Document penceresi kullanılır. Yazdırılacak dokümanın baskı ön izlemesini görüntülemek için Print Preview Dialog penceresi kullanılır. Yazıcı pencerelerinin açılmasını örneklemek için aşağıda formu tasarlayalım ve forma yazıcı seç, baskı ön izleme ve doküman yazdırma butonlarını ekleyelim. Yazıcı seçmek için forma Print Dialog kontrolü, dokümanın ön izlemesini görmek için Print Preview Dialog kontrolü ve dokümanı yazıcıya göndermek için Print Document kontrollerini ekleyelim. Bu kontroller bir pencere olarak açılacağından Show Dialog metoduyla görüntülenir. Butonların kodları. Butonlar sırasıyla aşağıdaki pencereleri açacaktır. Bu pencereler Windows işletim sistemine göre farklı görüntülenebilir. Özet. C# dilinde bir forma menü eklemek için menü strip kontrolü kullanılır. Bu kontrol ile yatay ve dikey açılan menüler tasarlanabilir. Sağ tıklama sonrası açılan menüler ise konteks menü strip kontrolü ile yapılır. Forma durum çubuğu eklemek için status strip kontrolü kullanılır. Menülerde tek box, combo box,
gibi form kontrollerini kullanmak için Tall Strip kontrolü kullanılır. Tall Strip Container ise formun üst, alt, sağ ve sol taraflarına istenilen menü ve araç çubuklarının yerleşimini sağlayan bir başka kontroldür. Form üzerinde kontrolleri sarmalamak ve gruplamak için farklı görünüm ve işlerde kontroller kullanılır. Panel form elemanlarını tasarlarken kolayca taşımak ve gruplandırmak için kullanılır. Grab Box kontrolü de aynı işleve sahiptir. Fakat kontrolün etrafını çeviren bir çizgiyle gruplamayı dahi daha belirgin hale getirir. Flow Layout panel de bu işlevdedir. Fakat panele eklenen elemanlar otomatik bir hizada sıralanırlar. Flow'da. Split Container formu çalışma zamanı yatay veya dikey ikiye bölmek için kullanılır. Tab Control adı üzerinde forma sekmeyle yapı kazandırmak için kullanılır. Böylece bir form alanı sekme sayısı kadar kullanılmış olur. Tab Layout panel kontrolü formu satır ve sütunlara böler. Fakat her hücrede yalnızca bir kontrol yerleşimine izin verir. Daha fazla form kontrolü barındırmaz. Bilgisayar kullanırken gün içinde sıklıkla kullandığımız, belki adını bilmediğimiz dosya açma, kaydetme gibi diyalog pencerelerini uygulamalarımızda kullanabiliriz. Klasör seçimi için Folder Browser diyalog penceresi, bir dosyayı açmak için Open File diyalog penceresi, dosyayı kaydetmek için Sağ File diyalog penceresi, renk seçimi için Color diyalog penceresi ve font seçimi için Font diyalog penceresi kullanılır. Kullanıcının formda kaydettiği bir dokümanı yazdırması için de çeşitli pencereler kullanılır. Yazıcı seçimi için Print diyalog penceresi dokümanı yazıcıya göndermek için Print Document penceresi kullanılır. Yazdırılacak dokümanın baskı ön izlemesini görüntülemek için Print Preview diyalog penceresi kullanılır. 4. ünite, ünite sunumları. Görünüm ve diyalog kontrolleri, menüler ve araç çubukları, kapsayıcılar, iletişim kutuları, yazdırma kontrolleri. Context Menu Strip. Forma veya form kontrolüne sağ tıklandığında açılan menü sağlar, kopyala, kes, yapıştır. Menü strip, formun üst tarafına klasik menü eklemek için kullanılır. Dosya, yeni, aç, kaydet, farklı kaydet. Yeni kontrol ne? Aç, kontrol O, kaydet, kontrol S, farklı kaydet, kontrol Shift S. Status strip, formun alt tarafına durum çubuğu eklemek için kullanılır. Durum çubuğunu status label, progress bar, ilerleme çubuğu, drop down button ve split button bileşenleri eklenebilir. Örnek kayıt durumu. Tall Strip. Form menüsüne Tag Box, Combo Box gibi form kontrolleri eklemek için kullanılır. Daha etkileşimli menü yapmak için kullanılır. Panel. Form kontrollerini gruplandırmak ve tasarım esnasında form içinde kolayca taşımak için kullanılır. Flow Layout Panel. Panelden farklı olarak içine eklenecek kontrolleri bir düzen içinde sıralar. Group Box. Form elemanlarını gruplandırmak için kullanılır. Kontrolün etrafı bir çizgiyle örülüdür. Container. Alanına çalışma zamanı enine veya boyuna ayarlanabilir panellere bölmek için kullanılır. Tab Control. Tab Control forma sekme eklemek için kullanılır. Table Layout Panel. Forma satır ve sütunlara bölünmüş çerçeveler ekler. Her bir hücre içerisinde yalnızca tek bir kontrol eklemesine izin verir. İletişim kutuları. Klasör seçimi için Folder Browser diyalog kontrolü. Bir dosyayı açmak için Open File diyalog kontrolü. Dosyayı kaydetmek için Sağ File diyalog kontrolü. Renk seçimi için Color diyalog kontrolü. Font seçimi için Font diyalog kontrolü. Yazdırma kontrolleri. Yazdırılacak sayfanın ayarları için Page Setup diyalog, yazıcı seçimi için Print diyalog, doküman yazıcıya göndermek için Print Document, baskı ön izleme için Print Preview diyalog kontrolleri kullanılır. Menüler kullanıcıların bir ekrana ulaşabilmesini veya bir komuta çalıştırmayı sağlar ve programı kullanmayı kolaylaştırır. Form elemanlarını gruplandırmak, tasarım zamanını kolayca taşımak için kapsayıcı kontroller kullanır. Bilgisayar kullanırken dosya açma, kaydetme, klasör seçme gibi diyalog pencereleri yazdırma, yazıcı seçme, sayfa ayarlama gibi pencere ve diyalog kutuları uygulamalarında çağrılabilir.